Adnan Bey'in Atatürk hakkındaki yazdığı kitapları biliyorum. Kısa bir şekilde Atatürk hakkındaki görüşlerini almak istiyorum. Atatürk hem Osmanlı döneminin hem Cumhuriyet döneminin en mükemmel, en aydın delikanlısıdır. Çok aklı başında bir Osmanlı subayıdır. Çok dindardır Atatürk. Allah'a, dine, peygambere hayrandır. Açık açık da ifade etmiştir. Allah'ın dini tam uygulansın, peygamberin sözleri tam uygulansın. Yani Kur'an'ı kastediyor. Tam uygulansın diyen, cebinden Kur'an'ı hiç eksik etmeyen bir insan. Hangi lider sürekli Kur'an cebinde taşıyor? Evet. Yani ben Cumhuriyet dönemini hiç görmedim. Bir tek Atatürk'te vardır. Anıtkabir'de durur o. Deri kaplı Kur'an. Cebinde, iç cebinde, kalp hizasında taşımıştır her zaman. Her gün hemen hemen hafız efendiler çağırıp Kur'an okup dinlemiştir. Kur'an tilavetinde müthiş zevk alan bir insandı ve onlara Kur'an'ın manasını soruyordu ve konuşuyordu. İmam Hatip liselerini açtırdı, ilahiyat fakültelerini açtırdı. Evet. İlahiyat fakülteleri çok büyük ihtiyaçtı o zaman. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurdu. Bak 100.000 cami var şimdi. 100.000 üstünde orada görevli imam efendi var. Evet. Devlet tarafından tayin edilmiş. Atatürk'ün hizmetlerini say say bitmez. 100.000'lerce Kur'an dağıttırdı Anadolu'da. Elmalı tefsiri yaptırdı. Ünlü Elmalı Hamdi Efendi'ye ünlü Elmalı tefsirini yaptırdı, rica etti. Çok mükemmel bir tefsir. Onu da bastırdı devlet kanalından, halka dağıttı. Buhari-i Şerif'i tercüme ettirdi. Onu da herkese dağıttı. Evet. Hangi alim, hangi hoca yapmış bunu? Abdülhamit yapmamış mesela bunu. Evet. Bak Abdülhamit yapmamış. Ama Atatürk yapmış.